Milli kadın voleybol takımımızın müthiş başarılarını bir kez daha Avrupa Şampiyonluğu kupası kaldırarak taçlandırması büyük mutluluk yaşattı. Ancak aynı başarı bir yandan da maalesef ülkenin geldiği durumu açıkça ortaya koydu. Nedir bu aslında? Hiç de parlak olmayan üstü kapalı durum. Toplum bir karpuz gibi ikiye ayrılmakta kalmamış, ortak coşkular ve üzüntüler bile kutuplaşmış. Milli takım anlayışı dahi zihniyetlere göre değişmiş. Ülkesine hoyrat, tek adamlığa tapan, gericiliği yaşam biçimi yapmaya iştahlı kitle kadın voleybol takımını milli ve yerli saymıyor. Erdoğan sayesinde hastalanmış ve tam olarak Erdoğan temsil eden bu kesime göre yerlilik ve millilik erkek olmakla, ümmet kodlarıyla, mezhep zihniyetiyle sınırlandırılmış. İçinde ne farklı bir renge, ne ayrı bir cinsel yönelime, ne de uygar dünyanın şartlarına yer yok. Bu zihniyeti kadınlara parka gitmeyi bile yasaklayan, onlara yaşama dair en ufak soluğu hak görmeyen Taliban çakallarından biliyoruz. Suriye'de IŞİD militanları en çok kadın savaşçılar tarafından öldürülmekten çekiniyordu. Aslında onlar için ölümüne bir aşağılamaydı bu. Eğer bir IŞİD canisi kadın tarafından öldürülürse hem aşağılanmış bir ismi miras bırakacak hem de cennete gidemeyecekti. Açıktır ki başarıyla çarpışan kadınlardan korkan zihniyetin IŞİD barbarlarından ilham aldığını görüyoruz. Erdoğan'ın zerk ettiği bu hastalıklı virüsle aşağılanmak için kol uzatan kadınlar da var maalesef. Buket Aydın gibi kara örnekler. Aslında kredi kartlarını senin gibi değil alınlarının teriyle ödüyorlar. Üstelik bu kadınlar toplumun çoğunluğunu oluşturuyor demek utançtan yerin dibine batmak için yeterli sebep. Ancak ağır damarlarında çatlak olanlara nafile bunlar. Başarı ve güç, bütün varoluşlarını AKP ile birlikte hırsız iş adamlarına bağlayanların anlayabileceği bir şey değil. Kendilerine kalan ise ancak hasetten kurdeşen dökmek oluyor. Hak ettiklerini evindeki varaklı mobilyaların aksine ruhu mağaraya düşmüş adamlardan alıyorlar. Sadece Melih Gökçek'lerin, Yıldırım Demirören'lerin ödeyebileceği fiyatlar bunlar. Erdoğan öyle bir Türkiye yarattı ki milli duyguları bile ikiye böldü. Onların yerlisi millisi diye bir şey var artık. Siyasi muhalefetin anlayamadığı şeylerden birisi de bu. Türkiye ne toplumsal açıdan ne de idare açıdan eski Türkiye değil artık. Bunu dile getirmek sert olabilir ama maalesef bugün Türkiye'de Taliban veya IŞİD zihniyetine sahip olup bu zihniyeti kurumsallaştırmak isteyenlerle bunlara direnenler mücadele ediyorlar. Şimdi mevzu çok açık. Ya Taliban'ın, IŞİD'in, gericiliğin yanında olacaksınız ya da karşısında. Tarafınız olacak yani. Biraz ondan, biraz bundan kaypaklığı ile ancak bertaraf olursunuz. Hem başarı zirvesinin doruğunda olan hem kişilik dersi veren Ebrar Karakurt için tek güçlü ses çıkarmaktan bile korkuyorsanız çoktan bertaraf olmuşsunuz demektir. Artık şansınız yok. Türkiye'de kredi kartlarını kendisi ödeyen kadınlar alayına gider yapıyor. Beğensen de beğenmesen de burası hala çağdaş laik bir cumhuriyet. Besbelli kimse bu defteri kolayca kapamayacak. Belki de her şeyi özetleyen tek bir söz var. Boş yapma Abdülhamit. Hatta ülkeyi satan dedelerini de al git.